Noyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bugün arkadaşlar maydanoz kaya yapımını göstereceğim sizlere. Ben de hiç kullanmamıştım daha önce. Hem göstereceğim hem de ilk kez yapmış olacağım sizlerle birlikte. Düzgünce zürafanızı çektikten sonra ipimizi tutturuyoruz. Bir tane pırpır yapıyorum önce. Bunun üzerine çıkıyoruz. Dip kısmına tekrar iniyorum. Tekrar yanına bir tane daha yapıyoruz. İlk başladığımızda bu şekilde oluyor. Aynı şekilde çıktım. Tekrar dip kısmına iniyorum. Düğümlerinizi sıkı yapın, düzgün olması için. Ve arkadaşlar pırpır yaparken alttan dolarsanız tek ya da çift kıvrılmaz pırpırlarınız. Şimdi araya bir, iki ve 3. 3 tane zürafa yaptım. Buna mı geri dönsem acaba, bir tane daha yapsam mı? Bir tane daha yapayım. Çok da dip dibi olmasın. Tekrar geriye atıyorum. Şimdi burada bir tane pırpır yapıyoruz yine. Pırpırımın içine çıkıyorum. Burada arkadaşlar şuna tutturuyoruz. Bu şekilde tutturdum. Şimdi burada bunun içine değil, bu geçiş yaptığımız ipin içine bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine çıkıyorum. Hemen dip kısmına tekrar iniyorum. Tekrar aynı yere. Bir tane daha pırpır yapıyorum. Yukarıya çıktım. Tekrar dip kısmına iniyorum arkadaşlar. İnerken bir tık daha büyük tutarak iniyoruz ipimizi. Bu şekilde yaptık. Şimdi bunun dibine iniyorum. Hemen bir sonrakine geçmeden önce buraya bir tane daha yapıyorum. Çıkıyorum yine. Dip kısmına geçtim. Şöyle iki sıra olmuş oldu. Şimdi büyütmek için yine geçiyorum. Araya 3 tane zürafa yapalım. Bu normal oldu çünkü 3 tane. Geriye dönüyorum. Hemen bir tane pırpır yapıyoruz. Pırpırın içine çıkıyorum önce.
Bakın böyle yaptıktan sonra şimdi burada hata yapmamanız lazım. Bunun püf noktası burası. Buna geçiyorum. Buradan direkt diğerine geçmeden önce hemen buraya bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırımın içine çıktım. Şimdi buna geçiyorum. Bu şekilde geçişimi yaptım. Burada hemen buraya bir tane pırpır yapıyorum. Tamamlayıp yavaş yavaş ineceğiz artık. Bittikçe aşağıya doğru ineceğiz. Çıkıyoruz. Tekrar indim. Hemen aşağıya inmeden önce bir tane daha yapıyoruz. Unutmadan. Bunu havlu kenarlarında ve namaz örtülerinde kullanabilirsiniz bu kaya modelini. Şimdi arkadaşlar bakın burada aşağıya iniyorum. Hemen bir tane daha yapıyoruz. Diğerine geçmeden önce. Şimdi diğerine geçiyorum. İndim. Bir tane daha yapıyoruz. Evet, bu şekilde olacak arkadaşlar. Fena da olmadı değil mi? İlk yapışıma göre. Püf noktalarını bildikten sonra yani iğne oyasının bütün inceliklerini öğrendikten sonra her modeli bakarak yapabilirsiniz. İlla anlatıma ihtiyacınız olmayacak Allah'ın izniyle. Şimdi 3 tane yaptım tekrar. Bir tane daha göstereyim. Artık bitirelim. Buraya geldim. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra bir tane pırpır yaptım. İçine çıkıyorum. Burada şuna geçiyoruz. Buna geçtim. Bakın bunun içine değil, şuraya hemen bir tane daha pırpır yapıyorum. Tekrar içine çıktım. Tekrar bir sonrakinin içine geçiyorum. Şimdi yine pırpır yapıyoruz. Burayı şaşırmadıktan sonra inşallah devamını getirirsiniz. Şimdi buna geçiyorum. Bu sırayı tamamlamış olduk burada. Pırpırımızı yapıyoruz. İndim aşağıya.
Hemen tekrar bir tane daha yapıyorum aynısından. Evet, bu şekilde yaptım. Şimdi buraya iniyoruz. Buraya da yapıyoruz yine bir sinek kanadı. Tekrar aşağıya iniyorum. Şimdi en sonuncusuna geldik. Evet, bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Daha büyüğünü aynı şekilde devam ederek yapabilirsiniz. Bakın gayet de güzel oldu. İnşallah açıklayıcı olmuştur. Şu yukarıya çıkarken şaşırmazsanız devamı da düzgün bir şekilde gelir. Bu kırmızı renk de çok güzel bir kırmızı. Hemen numarasını vermek istiyorum size. Leylak marka 666 numara. Şu Elino polyester iplerinden. 666 numara leylak marka. Kırmızı kullanacağınızda aklınızda olsun. Gerçekten güzel bir kırmızı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videolarımı lütfen beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz gerçekten önemli. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler arkadaşlar.